Oh, biç biç biç. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere ne yapacağız? Daha doğrusu ne çekeceğim, ne anlatacağım? Geçen hafta söylemiştim. Bir tane kurbanlık almıştım. Şu görmüş olduğunuz hayvanı. Yaklaşık 3 ay oldu. Evet, 3 ay oldu. Bununla ilgili bir video çekecektim. Neydi? Bunun ben aldıktan bir ay sonra 5 tane memesinin olduğunu fark ettim. Bununla ilgili size güzel bir video hazırlamak istiyorum. Şu şekilde birazdan size göstereceğim değerli izleyicilerim. Şu şekilde 5 tane memesi var bu hayvanın. Normalde büyük başların 4 tane memesi oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben de ilk defa görüyorum 5 memesi olan bir hayvan. Muhakkak daha önce yani bir sürü örneği vardır ama ben görmemiştim. Bunu da sizlere güzel bir içerik hazırlayıp sizlere anlatmak istedim. Umarım keyifli bir video olur. Bu videoyu çekmemdeki asıl amaç ise şu iki tane kafama takılan soru vardı. Bunlardan birisi bu hayvan kurban olur mu? Bildiğimiz gibi hayvanlarımızı kurban etmemiz için belli şartları üzerinde barındırması gerekiyor hayvanların. Yani çok fazla bilgi sahibi değilim ben de bu konuda. Şöyle bir küçük araştırma yaptım. Bu hayvanın kurban olmaması için bir neden yok. Yani o kanıya vardım. Tabii bunu sadece kendi internetten araştırdığım bilgiye göre hani söylemiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda danışma hattı var. Yani böyle bilgi sorabiliyorsunuz. Bu da 190. Hani 190 arayıp kafanızda takılan yani dini konulardaki bilgileri sorabiliyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Onlar da yine kurban olabilir dedi. İşte büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurması gerekiyor. Küçük başlarda işte koyun, keçi falan 1 yaş. Hani bunu biliyoruz yani. İşte ayağının işte kurban kesilecek yani kurban kestiğimiz yere gidecek kadar sakat olmaması gerekiyor. Oraya gidebilecek durumda olması gerekiyor. İşte çok ayrıntılı şeyler var ama çok girmek istemiyorum. Dediğim gibi bilgi sahibi olmadığım için dini konular, hassas konular yorum yapmayacağım. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işte 190 danışma hattını aradım, sordum. Bana şunu dediler. Yani bu hayvan hani doğuştan mı sonradan mı oldu diye sordular. Ben de hani dedim işte hani doğuştan olan bir şey, düve hiç kuzlamamış. Yani kurban olabilir, hiçbir sakıncası yok dediler. Ben de gönül rahatlığıyla inşallah bu hayvanı kurbanda keseceğim. Kafama takılan diğer bir soru ise şuydu. Benim aslında daha çok merak ettiğim bir soruydu. Acaba bu hayvanın şimdi 5 tane memesi var. 5'inden de süt gelir mi? Yani bunu damızlık yapsak, damızlık bir hayvan olarak bunu ayırsak, yani bu hayvan işte kuzlasa 5 memesinden de süt gelir mi? Çok yani merak ettiğim bir soruydu. Bunu da tabii ki veteriner hekime, çalışmış olduğum veteriner hekime sordum. Cevabını da aldım. İsterseniz önce memelerini size bir göstereyim. 5 tane memesi var. Daha sonra bu sorunun cevabını size yine aktaracağım sevgili takipçilerim. Sen de akıllı usludur. Şu videoyu çekeyim. Sana akşam daha fazla yem vereceğim. Tamam. Evet, etinde maşallah bayağı bir yağlı yani. Bayağı et çıkacak bundan. Evet arkadaşlar, şöyle önce şunu bir otomatik netlemeye alalım. Evet, kurbanlığımız bu. Dediğim gibi maşallah etinde bayağı bir aldı. Yani yaklaşık 4 ay oldu biz bunu alalı. Evet. Bakın arkadaşlar, şimdi 5 tane memesi var. Size bunu göstereceğim. Yani tekme atayım falan deme. Yoksa kurbana kadar sana yem vermem. Anladın mı beni? İnşallah tekme atmaz. Evet arkadaşlar, bakın şimdi şu şekilde şöyle göstermek istiyorum. Dur kızım, dur. Dur. Bakın. Yani memeleri de küçüklü olduğu için tabii. Bakın şu an gözüküyor. 1. Bakın şu 1. Şu 2. Şu 3. 4 ve 5. Yani şöyle. Yani telefon ışığını açayım. O şekilde göstereyim size arkadaşlar. Telefonda da ses kaydı alıyorum. İnşallah açabilirim. Evet. Çıkarabilirsem telefonu. Keşke fener alsaydım yanıma.
bakalım. Evet. Şu telefonun fenerini bir açabilirsem daha net göstereceğim arkadaşlar size. Yani şuradan şöyle. Evet, şu şekilde. Dur kızım, dur. Sakin ol. Şu an sesi telefonla. Bakın. Şu şekilde. Görüyor musunuz? 5 tane meme. Yani şöyle daha yakın göstereyim. Yani tekme atayım deme. Sana yem falan vermem bak kurbana kadar. Hele slash hiç vermem. Kuş beyi de unut. Evet şu an arkadaşlar şöyle iyice. Evet. Yani sinirlenmeden bence yeter. Evet arkadaşlar, şimdi dedim ki size bunun 5 tane memesi var dedim. Ancak ben de videoyu çektikten sonra videoyu izlerken fark ettim. 5 tane değil 6 tane memesi varmış. Yani ben de şu an farkına vardım. Bir tanesi yine sonradan çıktı ya da ben baktığımda anlamadım. Yani şu hayvanın yani tam şu an bir tanesi küçük 6 tane memesinin olduğunu fark ettim şu an. Yani elimde de yine baktım arkadaşlar. Dediğim gibi kurban olması açısından bir sıkıntısı yok. Neden? Çünkü 190 Diyanet İşleri Başkanlığını aradığımda orada işte şu bana cevabı verdiler. Hani eksiklik yok, fazlalık var. Ha 5 ha 6 sonuçta yine fazla. Kurban olur mu? Olur. Hiçbir sıkıntı kalmadı. İnternetten de yine araştırdığımda yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda evet sayfası var. İşte oradan paylaştığı bilgiler var. Hani resmi sayfamı tam bilmiyorum ama o yüzden tam şu, yani burada okumak istemiyorum. Ama bayağı bilgiye eriştim internette. O yüzden dini konular hassas konular olduğu için burada onları anlatmıyorum. Dediğim gibi belli başlı şeyleri zaten biliyoruz. O konulara hiç dini konulara girmeyeceğim. Ama bu hayvanın 6 tane memesi varmış. Ben 5 tane biliyordum. Şu an bir tane daha memesinin olduğunu fark ettim. Dediğim gibi bana verilen cevap şuydu. Eksiklik yok, fazlalık var, hiçbir sıkıntı yok. Evet, gel gelelim ikinci merak ettiğim sorunun cevabına. Yani ineklerin 4 tane memesi olur. 4'ünden de süt gelir. Evet, normal şartlarda. Bu hayvanın 5 tane memesi var. 5'inden de süt gelir mi demiştim. Şimdi tekrar o soruyu soruyorum. Bu hayvanın 6 tane memesi var. 6'sından da süt gelir mi? Yani bu şu demek oluyor. Yani %50 verim artışı oluyor. Yani damızlık olarak kalsa 6 memesinde de süt gelir mi? Evet, bunu veteriner arkadaşa sordum. Sizce evet gelir mi gelmez mi? Şöyle bir düşünün. Yani açık konuşayım ben hani gelebilir gibi böyle bir hisse kapıldım. Kapılmadım değil. Ama tabii ki veterinerler bizden daha iyi biliyor. Veteriner arkadaşlar. Hani şu cevabı aldım. Kesinlikle gelmez. Çünkü neden? O memeler kördür. Yani onlardan süt gelmez. Çünkü onlar yani böyle bir hastalıktan işte genetik hastalıktan ya da farklı bir hastalıktan dolayı yani böyle bir meme çıkmıştır orada. Ama bundan kesinlikle süt gelmez cevabını aldım. Çünkü o normalde hani 4 tane hani meme var. 4 memeye de işte giden işte 4 tane süt kanalı var. Ama bu hayvanın 5 tane değil işte 6 tane memesi olduğu için. Yani o memelere giden süt kanalı olmadığı için onlar bir şekilde kör memedir. Hatta diğerlerinin bile kör olabileceğini söyledi. Yani süt gelmiyor arkadaşlar. Ben de evet gelmesini isterdim. Evet, o sorumun da cevabını aldım. Veteriner arkadaşım da söylediği bu şekildeydi. Hiçbir şekilde gelmez
İşte dediğim gibi onlarda çünkü süt kanallar yok. Süt damarları oluşmamıştır. Süt kanalları yani süt bezleri falan yoktur. O yüzden öyle bir ihtimal yok. Hani olur mu? Hani yine aklıma soru gelmiyor değil yani. Hani acaba bir mucize olur mu? Şimdi bu hayvanın 6 tane memesi var. Yarın bir gün 2 tane daha memesi çıktı. 8 tane meme. 8 tane memeden de süt gelir mi? Yani o da büyük bir mucize. Yani gelir mi? Gelir. Orasını bilemeyiz. Allah bilir. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi 2 tane kafama takılan soru vardı. Evet, birisinin cevabını işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 190 danışma hattından aradım. Oradan öğrendim. Yani kurban olmasında hiçbir sakıncasının olmadığını. Diğer bir soru ise bu hayvanın 5 memesi değil 6 memesi var. 6 memesinden de süt gelir mi? Yani onu da hiçbir şekilde mümkün olmayacağını cevabını aldım. Yani bunu da size aktarmak istedim. Umarım güzel bir video olmuştur sevgili takipçilerim. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Sizden ricam kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet kurbanlığımızda etini aldı. İnşallah nasip olursa bunu da kurbanda güzelce keseceğiz. Etini yiyeceğim. Hayvanın hayırlısı kurbana nasip olurmuş arkadaşlar. Yani öyle derler. Dediğim gibi videomuzun sonuna geldik. Haftaya görüşürüz. Haftaya sizi ne bekliyor? Evet haftaya Salvador ile ilgili bir video çekeceğim. Benim danamla ilgili. Hatta bugün şu an çekeceğim o videoyu. Salvador'un boynundan böyle mantar çıktı. Şu üst taraftan mantar çıktı. Diğer hayvanlara da işte bulaşmadan Salvador'un iğnesini yapacağız. Ve Salvador'un işte o krem aldım veteriner hekimden. Kremini süreceğim. Evet hafta içi Salvador'la ilgili bir video bekliyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet. Akşam yemeği hak ettin. Hadi bakayım. Sana daha fazla yem vereceğim.